Kıymetli dostlar, bugünkü sohbetimde sizlere akika kurbanından bahsetmeye çalışacağım. Akika kurbanı bir çocuk dünyaya geldiğinde yedinci günde kesilen kurbanın adıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin için birer koç kesmiştir. Hanifi mezhebine göre akika kurbanı müstehab Şafii, Maliki, Hanbeli mezhebine göre ise sünnettir. Anne baba 7. Yedi günde kesmezse buluğ yaşına kadar da bu kurban kesilebilir. Şayet bir çocuk sağlam olarak dünyaya gelmişse ve vefat etmişse vefat eden çocuklar için de akika kurbanı kesilebilir. Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayete göre şayet anne baba çocukları için akika kurbanı kesmezse kıyamet gününde o çocuğun şefaatine nail olamaz diye rivayette bulunmuştur. İmkanımız varsa çocuğumuz için akika kurbanını kesmeliyiz. Bir insan şayet anne babası onun akikasını kesmemiş ise buluğ çağına geldikten sonra maddi imkanı el verdiğinde kendisi için bir kurban kesebilir. Akika kurbanı kurban bayramında kesilen kurban gibidir. Yani orada hangi şartlar, hangi kurallar geçerliyse akika kurbanında da aynıdır. Ama akika kurbanını normal kurbandan ayıran bazı özellikler vardır. Bunların başında akika kurbanının haşlanarak etinin yedirilmesi, dağıtılması sünnettir. Bir de hayvan kesilirken, hayvan kesilirken o hayvanın eklem yerlerinden, mafsal yerlerinden kesilmesi kemiklerine zarar verilmemesi yine sünnet olan unsurlardan bir tanesidir. Yani kurban, e, akika kurbanı kesilirken e, kasabın eklem yerlerinden, mafsal yerlerinden onun kemiklerini ayırması e, sünnettir. İşte yedinci gün olunca kıymetli dostlar, akıka kurbanı kesilir. Ondan sonra çocuğa bir isim verilir. Ondan sonra da çocuğun başları başı tıraş edilerek başındaki saçlar miktarınca gümüş ve altın fakir ve miskinlere dağıtılır. Anne babanın çocuklarına yedinci günde yapması gereken hususlar bunlardan ibarettir. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ورحمه الله وبركاته